Değerli basın mensupları hoş geldiniz. 20 yıl önce silahlı junta tarafından sözde irtica tehdidiyle bütün bir ülkeyi çevrelemeye çalışmak, toplumun çeşitli kesimlerine vesayet ideolojisi elinde rehin tutmak, insanlık onuruna, akıl ve mantık ilkelerine deli gömleği giydirmek üzere gerçekleştirilen 28 Şubat darbesi insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Failleri tarafından 1000 yıl sürecek yaklaşımıyla savunulan bu karanlık girişimin değil 1000, 10 yıl bile sürememiş olması vesayetçilerin hukuksuzluğunu, kirli hesaplarının net bir göstergesidir. İslami kimliğe duydukları derin öfke, sistematik ve kanun dışı vahşi bir militarist dayatma ile dışa vuran darbeciler aldıkları antidemokratik MYK kararları ile dönemin iktidarına darbe olmuşlardı. Yaşanan darbe süreci ile birlikte İslami kimliğine sahip olan bir toplumun büyük bir kesimi türlü yollarla kısıtlandı. Genç kızlar üniversiteye başörtüyle giremedi. Kılık kıyafetleri nedeniyle gençler eğitim haklarından mahrum bırakılan ikna odalarında elleriyle inançlarından vazgeçmeye zorlandı. Kasya'ya adaletsizliği gençlerin istedikleri okulda eğitim almalarının önüne kapatıldı. Kamu görevlileri eşleri başörtülü olduğu için fişlendi. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi temel hakları engellendi. Ülkesi için, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahil yeşil sermaye adı altında katalize edildi ve ötekileştirildi. 28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına balans ayarı vermeye çalışanlar, aziz milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar. Türkiye'ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gerisi verdiği mücadeleyle bir daha yaşamamak üzere tarihe gömüldü. Milletimizden aldığımız güç ve tarihimizin bize yüklediği sorumluluk ile milli iradesini egemen kılma, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye 100. yılında daha emin adımlarla yürüyor. 21 yıldır her şartta ve her koşulda darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür.